Değerli Ulusal Kanal izleyicileri ve Ulusal Radyo dinleyicileri, yalancının mumunu söndürmek üzere yine karşınızdayız Utku Reyhan'la birlikte. Bugün bu etnik temelde ülkemizi bölme çabalarına ilişkin iki konuyla başlayacağız. Arkasından vakit kalırsa, ki kalacağını umuyoruz, bir konumuz daha var. Geçtiğimiz hafta bir sergi oldu Diyarbakır'da. Hala devam eden bir sergi. Tartışmalı bir sergi, birçok yönden tartışılan bir sergi ama daha dikkat çekici olan yönü aslında CHP ve HDP'nin buluşmasına vesile olması. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u bırakıp uzunca bir süre ülke turuna çıkmış olması, hatta uluslararası bir tura da çıktı. Orada verilen mesajlar çok önemli. Yani sadece CHP ve HDP'nin, hatta bir çelenk üzerinden İYİ Parti'nin bir araya gelmesi değil. Aslında hangi mesajlar üzerinden bir araya geldikleri çok daha önemli. Deva Partisi'nin genel başkan yardımcısı da yine orada. O da orada. Evet. Yani ekip toplanmış. Evet. Yalnız şeye pek odaklanılmadı. Yani hangi mesajlar üzerinden bir araya geldi bu insanlar? Yani bu sergi neydi? Hem serginin sahibi olan sanatçının açıklamaları üzerinden, hem katılanların verdikleri mesajlar üzerinden bir iyi okumak gerekiyor. Biz de biraz oradaki mesajları değerlendirmeye çalışacağız bugün. Evet, Ahmet Güneştekin'in 16 Ekim'de Diyarbakır'da Keçi Burcu'nda, Sur'da ki sergisinin açılışı vardı. Beraber değerlendireceğiz şimdi. Başlayalım. Bu bölümün başlığı olarak tarihimizle yüzleşelim. Evet. Çünkü bu gerçekten bir kocaman yalan. Özellikle son 30-40 yılın dünya çapında neoliberalizme geçişle birlikte en fazla dillendirilen ve neoliberal saldırganlığa bir ölçüde direnme kabiliyeti olan bütün ulus devletlere bir saldırının aracı olarak kullanılan bir kavram oldu. Yani özellikle Türkiye'de öyle. 1980'lerden bu yana. Türkiye'deki neoliberaller, sahte solcuların temel sloganı bu. Aslında mesela Sovyetler Birliği'nde aynısı oldu. Onun dağılma süreci ve sonrasında Yugoslavya'nın parçalanma sürecinde de ve sonrasında da yine bu kavramın sürekli kullanıldığına tanık olduk. Ya burada amaçlanan tabii cumhuriyet. Yani hatta tek cumhuriyet de değil, İttihat Terakki'den bu yana gelen o milli tavır, milli duruş ve bağımsızlıkçı anlayış. Onunla bir hesaplaşmak istiyorlar. Çünkü onunla hesaplaşılırsa aslında Türkiye'yi Türkiye yapan değerler, Türkiye'yi Türkiye yapan temel ortadan kalkmış olacak. Böylece Türkiye hem fikri olarak ele geçirilmiş hem de fiili olarak ele geçirilmiş olacak. Dolayısıyla tarihle yüzleşme kavramı, yani Türkiye'ye dönük mücadelenin ideolojik boyutunun en önemli sloganlarından birisi. Bu sergide de bunun ana tema olduğunu görüyoruz. Hafıza derken, adı zaten Hafıza Odası. Hafıza Odası derken kastettikleri de bu. Hatırlayalım. Yani tabii. Türk Devleti'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin tabii 1900'lerin başından itibaren uyguladığı katliamları, soykırımları, işte her türlü melaneti hatırlayalım. Hafıza Odası serginin ismi 16 Ekim 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Diyarbakır Keçi Burcu'nda bu sergi gerçekleşiyor ve sahibi de, yani bu etkinliği düzenleyen ev sahibi de Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, onun girişimiyle olan bir sergi. Birazdan ama ayrıntısını göreceğiz. Evet. Başta talep HDP'nin belediye başkanlarından gelen bir talep. Ama onun sonrasında buraya transfer oluyor. Tabii yüzleşme kavramını biraz şundan da kullanıyoruz. Ahmet Güneştekin'in en çok kullandığı kavramlardan birisi. Evet. Venedik Biennallerinde, New York'taki sergilerinde, Avrupa'daki sergilerinde kullandı. Hatta 2012 yılında İstanbul'daki serginin adı da Yüzleşme. O şeyin sponsor olduğunu. Tabii. Fettah Tamince'nin $1 milyon civarında para verdiği, sponsor olduğu etkinlik. Evet. Şimdi izleyicilerimiz izlerken, bu mesajları bakarken bir CHP'li, yani Atatürk'ün partisinin bir belediye başkanının ne tür bir sergiye gidip destek verdiğini o gözle izlesinler. Yani hangi mesajlara destek verdiğini. İkincisi de onu Fatih Sultan Mehmet ilan eden parti başkanının, yani Meral Akşener'in nereye çelengiyle destek verdiğine de dikkat etsinler. Geçelim.
sonraki görselimize Ahmet Güneştekin'in Independent'a verdiği röportaj. Diyor ki, Hafıza Odası sergisini anlattı Ahmet Güneştekin. Bu sergi birçok şeyle yüzleşmemizi sağlayacak. Bu bir gün önce değil mi? Serginin açılış günü, evet. Gecesi yani evet. Sabah açılış olacak, gündüz açılış olacak. Bir önceki sabah akşam. Onun tam gecesinde yayınlanmış. Devam edelim. Şimdi bu sergi açılışına kimler göze çarptı? En önde gelen isimler kimlerdi? İşte Ahmet Güneştekin ortada. Hemen solunda Mithat Sancar var. Hemen sağında Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu. Mithat Sancar'ın hemen yanında da Sırrı Sakık görünüyor. Evet. Gayet ulusal kanal izleyicileri gayet yakından tanır. Yine Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili orada. Tabii bu fotoğraf karesinde olmayan profili de birazdan göreceğiz orada kimler vardı diye. Ama tablo, şu fotoğraf zaten en fazla konuşulan fotoğraf oldu. İzleyicilerimiz Sırrı Sakık, de dinleyicilerimiz bir sonraki, de gayet iyidir. Bir sonraki konumuzda da bize yine konuk olacak. Evet, aynen öyle. Devam edelim. Şimdi bir videomuz var. Mithat Sancar'ın, HDP Genel Başkanı, eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın sergide yaptığı konuşma. Geçmişte yaşanan acıları unutturmak isteyenler, o acıların tekrar yaşanmasının hesabını yapan anlayışı temsil ederler. Ama acıları hatırlatmak isteyenler, geçmişteki acıların bir daha yaşanmaması şiarıyla yola çıkarlar. İşte hafıza tam da burada. Son derece kilit bir kavram. Çünkü geçmiş acılarla yüzleşmek için hatırlamak gerekiyor. Hatırlamak için hafızayı canlı tutmak gerekiyor. Bugünkü sergide cumartesi annelerini gördük. Bugünkü sergide 5 nolu odayı gördük. Bugünkü sergide faili meçhul cinayetlerin temsilini gördük. Hatırlayalım, bunlara karşı ortak durmanın imkanlarını ve yollarını büyütelim. Evet, ortak bir payda da bunların karşısında durmanın yoluna bakmamız gerekiyor diyor. Evet. Yani tamamıyla aslında bu Millet İttifakı'nın içindeki kendilerini, hatta seçim için anahtar parti olarak tanımlıyorlardı sürekli. O birlikteliğe bir yeni çağrının bu sergi konuşmasında Mithat Sancar'ın ağzından dile geldiğine tanık oluyoruz. Tabii, yani çünkü aslında burada bir sanat etkinliğinden bahsetmiyoruz. Burada bir siyasi gösteriden bahsediyoruz. Tabii. Yoksa bu acı kavramını elbette diyelim 12 Eylül döneminin sadece Diyarbakır cezaevinde değil, Türkiye'nin her yerinde yarattığı acılar hepimizin malumu. Elbette bu acıları bileceğiz ve Türkiye tekrardan 12 Eylül'deki gibi karanlığı yaşamaması adına, değil mi? En başta o yüzden Amerikan emperyalizmine karşı mücadele ediyoruz. Çünkü Amerika'nın bizim oğlanları yapmıştı o 12 Eylül darbesini. Ama sürekli geçmişte yaşanmış acıları tekrar ederek, sürekli bunu kanatarak, bu yaraları sürekli meydana sürerek, bir de ona Türk Devleti'nin PKK'ya karşı kararlı mücadelesini de onunla aynıymış gibi ona yapıştırıp bir paket haline getirerek, bak bunlarla yüzleşelim, bu acıları bir daha yaşamayalım diye Türkiye'nin kararlı PKK'ya karşı, Amerikancı teröre karşı mücadelesine laf çarpmak bu serginin ana teması. Yani onu görmemiz gerekiyor. Yani acıdan söz eden, işte kandan söz eden kişi PKK'ya bağlı bir kişi. Hatta İmralı tutanaklarına bakarsanız Öcalan'ın talimatıyla partinin başına gelmiş birisi. Öcalan diyor ki o Demirtaş'la vesaire görüşmesinde Mithat da olabilir diyor. Yani parti başkanına falan Mithat da olabilir diyor. Yani böyle birinden bahsediyoruz. Yani binlerce insanı katletmiş, işte sakat bırakmış, anasız bırakmış, babasız bırakmış. Emekçimizi, polisimizi öldürmüş. Tabii. Canlı bombalarla çok sayıda vatandaşımızı, çok sayıda Kürdü. Çok sayıda Kürt işçisini, Kürt öğretmenini, ondan sonra Kürt çiftçisini. Yani hani dünyada herhalde bir numaralı Kürt düşmanı örgüttür PKK. Yani i̇şte acı diyorsanız, emperyalistle işbirlikçi dolu bir tarih.
Ve burada acıdan falan söz ediyor. Bırakın geçmişi, 25-30-40 yıl önce olmuş olanları. Kendi binanızın, Diyarbakır İl Binası'nın önüne bakın. Evet. Ha, kim orada acı çekiyor, halen çekiyor, evet. Halen çektiriyorsunuz. Evet. Onun resmini. Ha, Diyarbakır'daki belki de en gerçekçi yaşayan ve bu zamanın meselesini anlatan acı sergisi orada. Tabii. Diyarbakır anneler. Evet, bir acı gösteren bir sergi isteyenler HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gidebilirler. Dediğin çok doğru. Tabii sadece Mithat Sancar bunlara karşı ortaklaşalım. Eski gerçek bir sergi. Ortaklaşalım demiyor. Bir sonraki görsele geçelim. Ekrem İmamoğlu da yine galada bir konuşmada yaptı. İstanbul'da başardıklarımızı Türkiye'de de hep birlikte başarabiliriz. İmamoğlu da ortaklaşmak istiyor tabii. Tabii İmamoğlu belli ki Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Çünkü yani belediye başkanı niye Türkiye'de de birlikte başaralım der. Çünkü HDP ile beraber tıpkı İstanbul'da olduğu gibi Türkiye'de de bir başarı kazanacağını hayal ediyor. Zaten öyle başlamış çünkü konuşmaya da. Birleşmek için bir engelimiz var mı? Yok. Hayır, mesela PKK falan önemli bir şey değil. Ne engeli ya? Birleşmek için bir engelimiz var mı? Yok tabii. Sizin için yok. Çünkü siz zaten bundan bir ay önce de Yunanistan'daydınız. Onlarla birleşmeniz için de bir engel yok. Onun öncesinde... Yani o Yunanistan'a bütün limanlarına, yani Türkiye'ye bakan bütün limanlarına Amerikan donanması, Amerikan silahları yığılmış. Ona rağmen bir engel yok sizin onlarla birleşmeniz için. Dolayısıyla PKK'nın silahı, mayını, canlı bombası, katlettiği insanların ahı falan, Diyarbakır anneler, hiçbirinin sizin için bir önemi yok zaten. Tabii Yunanistan'la birleşmenin de bir önemi yok. Chatham House'la birleşmelerinde, Londra büyük Patrikhane'yle birleşmeninde. Patrikhane'de değil mi? Seçim çalışmasını oradan başlamıştı. Tabii. Yani aslında tutarlı bir çizgi yani. Evet. Patrikhane'yle başlıyorsunuz işe, oradan Chatham House'lara gidiyorsunuz. Oradan Yunanistan'a gidiyorsunuz, Yunanistan'dan da Diyarbakır'a gidiyorsunuz. Bu arada yani 2-3 hafta süren bir Türkiye turu yaptı. Bu arada yani dünyanın en büyük kentlerinden birinin sorumlusu bu beyefendi. Fakat İstanbul'da pek görünmüyor. Yani ya tatilde ya gezide, ya tatilde ya gezide. O da ayrı bir konu. Bir de diyor ki daha devam ettireceğim buna diyor. Yeni bir açıklaması oldu. Bütün Türkiye'nin her yerine gideceğim. Tabii. Diyor. Evet. Niye dediği belli. Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde aday olabilmek adına bir... Kemal Bey'le yarışıyor. Yarışıyor. Yani Amerika'nın adayı olmak için Kemal Bey'le yarışıyor. Bu arada İstanbul'da bakımsızlıktan ölüyor işte. Haliç'te farelerin, sıçanların gezdiğini gördüm. Bir sosyal medya görseli gördüm. Evet. Dilek Hanım ve Ekrem Bey fotoğraf çekilmişler Boğaz'da. O fotoğrafın altına şey yazmış birisi. İşte espri olarak tabii ki onların ağzından. İstanbul'u gezdik. Gerçekten çok güzel bir şey. Bir kere daha gelmeyi düşünüyoruz. Ya bugün bir popüler haber kanallarından birini izliyoruz. Bir İstanbul Belediyesi'nin bir faaliyeti anlatılıyor. Mecidiyeköy Meydanı açıldı diye bir şey. Yani bir üst geçitin altı biraz yeşillendirilmiş, iki tane bank konmuş. Olmuşlarına şey büyük etkinlik, belediye başkanı gitmiş, il başkanı gitmiş falan filan. Hani bütün bunların içerisinde, bu gezilerin falan içerisinde yapılan şey de o. İki tane yapalım. Bank ve işte biraz çim. Bundan ibaret. Devam edelim. Tabii şimdi o fotoğrafı dedik ya, Mithat Sancar, İmamoğlu vardı ama bir de orada bir isim daha vardı. Evet. Sakık. Evet. Onu çok iyi hatırlayacaktır izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz. Birkaç defa tekrar ettiği sözüyle. Bir tekrar hatırlayalım. Ne demişti? Sırrı Sakık. Üzerinde bayraklardan sloganlar diyorlardı ki biz Mustafa Kemal'in askerleri istiyorlardı ve saldırıyordu. Ben de onlara buradan seslenmiştim. Demiştim ki ey oradaki çeteler, siz Mustafa Kemal'in askeri değil generali olsanız ne yazar iç sürüleri, iç sürüleri ellerin. Bu konuşması ikinci söyleyişi bunun. Tabii. İlk 2015 Nevruz'da söylüyor. Sonuçta onunla ilgili doğal olarak dava açılınca da bu sefer diyor ki aynen diyor söylemeye devam ediyorum diyor. Evet. Yani ellerinde bayrakla Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyenler Sırrı Sakık'ın gözünde it sürüsü. Evet. Yani Ekrem İmamoğlu'nu hani kimlerle yan yana geldiğini bir de bu açıdan değerlendirilsin. Yani şimdi Ekrem Bey Yunanistan'a gidiyor. Efendim oradan geliyor, bunlarla beraber oluyor PKK uzantılarıyla. Arada Atatürk'le ilgili şirin şeyler yazıyor. Bu arada bir Cumhuriyet balosu gösterisi yapıyor falan. Vals yapıyor orada. Vals yapıyor falan. Bir yandan da işte hani bunlarla beraber işte hafıza, işte niye birleşmeyelim falan filan. Yani böyle bir profille karşı karşıya. Ellerinde Türk bayrağıyla
meydanlara çıkıp göğsünü siper edip Ergenekon balyozu kumpas süreçlerinde Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye slogan atan değerli insanlar bir düşünsünler. Ki onların içerisinde eminim Ekrem İmamoğlu'na oy vermiş olanlar da vardır. Vardır tabii. İşte kimlerle yan yana olduklarını görsün. Yani şöyle, Ekrem Bey Mustafa Kemal'in askerleriyle mi birlikte olacak, Mustafa Kemal'in itleriyle mi? Özür dileyerek söylüyorum. Yani sürüleriyle mi birlikte olacak? Yani ikisini birden idare etmesi zor. Şimdilik gidiyor böyle bir rüzgar, işte dış basın bilmem ne falan onu yelkenledi ama o şeyler bu tip etkinliklerle beraber o makyajlar akıyor. Devam edelim. Tabii Mithat Sancar'ı da o süreçlerden bir tekrar hatırlamak lazım. Diyanet, bağımsız iletişim ağı. Çok bağımsız. Aslında diyoruz. En bağımlı iletişim ağı. Türkiye'de herhalde Medyascope'la bu ikisi en bağımlı olan iletişim ağı olabilir. Evet, Biyanet'te... Yani hortum bağlı onlara. Yani bağlı derken, fon hortumu bağlı. 300 aydın Ergenekon derinleştirilsin, kazanan yurttaşlar olacak bildirisi. Evet, 2008'de tam Ergenekon'un işte meşhur birinci, ikinci dalgalarının olduğu dönem. Tam da dün konuştuğumuz Açık Toplum Vakfı'nın kurulduğu zaman. Evet, tam da o zamanlar. Devam edelim. Kim var bu Ergenekon iddianamesi Ahtapot'un kollarından birini yakaladı. Bir dönelim. Bak, Ahtapot. Orayı tekrar görelim. Ahtapot kim? Ahtapot Türkiye Cumhuriyeti. Ancak diğer kollara ve gövdeye ulaşmak da kendini sınırlamış kaygısı uyandırmaktadır. Yetmez diyor. Yani daha da derinlere gidelim falan diyor. Ondan Susurluk sonra bu davanın takipçisi falan olacağız. Falan diye. Burada Gladio eylemlerini de şeyin içerisine katıyor. Sanki Ergenekon iddianamesi içinde çok önemli suç iddiaları ve belgeleri içermekteymiş. Allah Allah. Hepsini görmüşler demek ki. Derin bağlantılar falan filan. Yani işte hani bu da PKK, FETÖ, liberaller. Yani o çamur yapının işte kesiştiği meşhur kampanyalardan biri o. Devam edelim. Kimler var o imzacılar arasında? Tabii 300 kişi var ama biz tabii orada Mithat Sancar'ı gösteriyoruz. Mithat bir sürü Sancar. İnsan var. Merak eden bakabilir. Bunların birçoğu maalesef bugün şeyde. Maalesef demeyeyim, kendi tercihleri. CHP çatısı altındalar büyük bir çoğunluğu. CHP ve HDP'ye bölünmüş durumdalar aşağı yukarı. Yani tabii bu 2008. Böyle birinin doğal olarak HDP'nin başına geçmesi de bugün şaşırtıcı değil. Devam edelim. Evet, İmamoğlu'ndan sonra Akşener o sergiye çelenk gönderdi. Evet. Tabii bu çelenk meselesi CNN Türk'teki bir programda konuşuluyor. İddia var bu yönde falan filan denilince bir sonraki görsele geçelim. Mesele iddia mı noktasında hemen serginin sahibi Ahmet Güneştekin çektiği fotoğrafı paylaşıyor. Meral Akşener İYİ Parti Genel Başkanı sergiye gönderdiği çelenk. Şimdi bak burada da bir şey var. Ne denir ona ya? Yani hem ona şey yapayım hem buna şey yapayım falan. Mesela gitse açıklayamayacak. Gitmese, gitmese hiçbir şey çelenk göndermese onu da açıklayamayacak. Yani oradakiler orada olduğumu bilsin ama Türkiye bilmesin. Yani HDP'liler bilsin ama toplum bilmesin. Yani oraya çelenk göndermenin başka hiçbir anlamı yok. Ayrıca şunu da söyleyelim. Hani serginin içinde birazdan konuşacağız. İşte yüzleşme, çürüme, hafıza, işte Beşnoğlu koridor vesaire çeşitli bölümler var. Hani gerçekten Türkiye'de faili meçhul cinayetler de işlendi. Ama onu işleyen Türkiye'nin Türkiye devletinin içerisine yerleştirilmiş Amerikancı Gladio'ydu. Gladio'ydu, FETÖ'ydü. Ha o Gladio'nun kraliçeleri kraliçesidir. Gladio'yu oraya yerleştiren isimlerden birisi. Yani öyle ki İşte genelkurmayı dinleten, ondan sonra genelkurmayı dinletip aslında Ergenekon'a giden süreci açan, daha sonra Mesut Yılmaz'ın başbakan olan, Mesut Yılmaz'ın Refah Yol'dan sonra başbakan olan Mesut Yılmaz'ın işte ajanlıkla suçladığı, siyasi ihanetle suçladığı, çok ağır ifadelerle suçladığı bir isim. FETÖ'yle ilişkilerini de gayet iyi biliyoruz. Tabii Türkçe olimpiyatlarında yaptığı konuşmalar falan malum. Yani Ahmet Güneştekin de gayet rahat bir şekilde Meral Akşener'le yani çelengi de böyle savunuyor ve gösteriyor da. Bak diyor iddia diyorsunuz ama gerçek bu diye. Ahmet Güneştekin de yakıştırıyor Meral Akşener'in oradaki varlığını. Devam edelim. Şimdi Nihal Bengüsü Karaca yine şunu da tekrar hatırlatalım. Çok sayıda gazeteci gitti oraya. Özellikle İsmail Saymaz'dan Ertuğrul Özkök'e kadar. Şöyle söyleyebilir miyiz? Katılanların çoğu Diyarbakır'dan çok İstanbul'dan. Öyle. Bunu da söyleyebiliriz. Büyük katılım diye. Öyle. Tabii Nihal Bengüsü Karaca gidenlerden birisi biraz anlatmış meseleyi de. Şimdi
Diyor ki sadece İstanbul'dan davetle gelen dizi oyuncuları, manken, model kırması simalar ve ünlü iş kadınlarıyla süslüydü sanacağım diyor. Gitmemiş evet. olsam sergi. Evet. Bakın serginin profiline ilişkin bir evet. veri veriyor bize ki evet. öyleydi. Evet. O sergiye giden... Ama tek bunlar yok diyor. Hakikaten dizi oyuncuları, manken kırmaları, iş kadınları bilmem neler falan. Yani İstanbul Sosyetesi'nin böyle İstanbul ünlü Sosyetesi simalarının orada. Boy gösterdiği evet. bir sergiydi bu. Evet. Devam edelim. Yazının devamında biraz daha ayrıntılandırıyor. Profili anlamamız açısından kimler vardı bu etkinlikte diye. Diyor ki Kürtler bu etkinlikte ciddi bir Diyarbakır'ın üst orta sınıfı var. Sergide ve konserli gala yemeğinde hem Kürdüm ve onurumun çiğnenmesine rıza göstermiyorum diyen hem de fena halde süslü makyajlı marka çantalı pek çok Kürt kadın vardı. Kürtler arasında da sınıf farkı var doğal olarak ve zenginlik arttıkça milliyetçilik de artıyor. Serginin bu kadar ilgi görmesinin, güzel elbiseleri olanların onları giyip keçi burcuna akmalarının bir nedeni de bu olsa gerek. Serginin belirli bir siyasi teması vardı. Doğal olarak refleksler de siyasiydi. Ama kendi etnik kimliğine anlam yükleyen ve saygı görmek isteyen beyaz Kürt orta sınıfıyla Kürt meselesinin nüansları hakkında en ufak bir fikri olmayan beyaz Türklerin tam anlamıyla olay yeri olan Diyarbakır'da karşılaşmasının nereden baksanız enteresan, hatta enstalasyonun ta kendisi olduğu ne yazık ki çok az kişinin dikkatini çekmişti. Yani aslında bir sergide şunların olduğunu görüyoruz. HDP'nin, PKK'nın kaymak tabakası ile İstanbul'un kaymak tabakasının, yani İmamoğlu'nun peşine takılarak gelenlerin bir arada olduğunu, orada zaten işte göbek atarak, halay çekerek Ertuğrul Özkökler, yani ben Türklüğümden istifa ettim diye 2013'te yazı yazan Ertuğrul Özkökler falan beraber halay çekiyorlar. Neyin üzerinde, bu zengin takımı neyin üzerinde halay çekiyor? İşte Kürdün acısı, Kürdün çektikleri, Kürdün yoksulluğu falan. Yani bunu şimdi yani bunlar mı diyorsun acaba Kürt halkının acılarını dindirecek, efendim sorunlarına çare olacak falan. Yani yoksa işte o oradan bir kilometre anca vardır Diyarbakır'da şey, o HDP önünde nöbet tutan anneler. Onlarla ilgili hiçbir şey yok. Tabii. Hem onlar Diyarbakır'ın, tırnak içinde söylüyorum, zencileri. Doğru. Hem üst tabakalar bu serginin baş köşesindeler. Bir de hani şöyle diyebiliriz, CHP'nin entel takımıyla HDP'nin entel takımının da evet. bir arada böyle bir kucaklaşma evet. etkinliği haline dönüştü. Yani aslında hani o hazırlığın böyle bir altyapılarının yavaş yavaş oluşturulmaya çalışıldığı falan bir durum. Devam edelim. Bir vurgu da şuydu Nihal Bengüsu'nun yazısında. Burada da Ahmet Güneştekin'in buradaki rolüne evet. işaret ediyor. Sanat ve güçlü sponsorların eğlence endüstrisinin tüketim ve gösteri toplumunun opsiyonlarını geniş bir network'le, network ilişki ağı diyelim, ağ diyelim, buluşturarak başka bir şey yapıyor. İlkesel itirazlarınız, haklı sayılabilecek tepkileriniz olabilir ama itiraf ederim bu çalışan, çalışması muhtemel olan bir yöntem. Yani bir sergiden öte bir şov, bir gösteri tabii. Yani burada aslında olduğunu ifade ediyor. Yani böyle nitelikli, ya tabii sen belki farklı değerlendirebilirsin ama nitelikli bir sanat eserinden çok güçlü sponsorların desteklediği, işte eğlence endüstrisinin içine girdiği bir popüler kültür ürününden söz ediyoruz. Yoksa hani büyük bir derinliğe sahip olan, işte efendim insanları düşünceden düşünceye gark eden, insanları bir takım sorgulamalara iten falan bir sanat eseri yok ortada. Tarihi boyunca hep büyük sponsorlarla çalışmış, en büyük holdinglerle beraber çalışmış. İşte bu sergi de yine en büyük holdinglerle beraber açmış bir sanatçıdan söz ediyoruz. Yani Kürtlerin acılarından söz ediyoruz. Sanatçının diyelim toplumun diğer kesimlerinden ayıran en önemli özelliği şudur. Siz eğer bir işçiyseniz, işçi sınıfının bir parçasısınızdır. Bir köylüyseniz işte köylüsünüzdür. Bir esnafsanız büyük oranda diyelim babanız esnaftır, siz de onu devam ettiriyorsunuzdur. Ama bir iş insanının diyelim çocuğuysanız yüksek ihtimalle gene o sınıfsal sürecin içerisine kendinizi tabii. yetiştirirsiniz. Tabii ki sınıf değişimleri olur. Yani birisi işçidir, çok çok düşük, çok az bir ihtimal olsa da hani bir sınıf atlama ya da zengin bir ailenin içerisinde doğup belki sınıf düşen ama bunların oranları her zaman çok düşüktür. Büyük oranda hani sınıfsal karakteriniz aslında doğduğunuz yerle birlikte şekillenmeye başlar. Ama sanatçının şöyle bir farkı var. Sanatçı tercih eder. Sanatçı hangi sınıfın içinde olacak, hangi sınıfın değerlerini
yeniden ve yeniden estetize edecek, onu sanat eseri olarak üretecek, onu tercih eder. Görüyoruz ki Ahmet Güneştekin başından beri dünyadaki kabul gören diyeyim, işte insan hakları, demokrasi, hep bildiğimiz o söylemlerin sanat eseri haline dönüştürülmesi, yüzleşme, soykırım gibi kavramlar üzerinden sanat eserleri üretmenin gerçekten iyi para getireceğini de iyi kavramış. Ve zaten temas kurduğu esas kesimlerde nasıl diyelim, kaymak tabaka. Evet. Yani onlara uygun hem Türkiye'nin kaymak tabakasıyla yan yana hem de dünyanın kaymak tabakasının istediği işleri üreten bir sanatçı pozisyonu. Yani AK Parti açılımcıyken AK Parti'nin kaymak tabakasıyla, CHP açılımcıyken CHP'nin kaymak tabakasıyla. Ama hep kaymak tabakayla, değişmeyen şey o. Değişmeyen şey o. Ya bu bir sanatçı değildir, sanatsal değeri üzerine bir tartışma de değil. Yani bu, öyle bir tartışma yok. Ya burada önemli olan tercihi. Evet. Bunu tercih etmiş. Ama sanatçının eleştirilemeyeceğine dair, hatta sanatçının siyasi tutumunun eleştirilemeyeceğine dair bir kural da tanımıyoruz. Tabii ki. Devam edelim. Çünkü bazıları öyle bir dokunulmazlık atfediyor, öyle bir şey yok. Evet, Biyanet yine karşımızda. Kendisi de zaten olayı siyasallaştırıyor. Tabii. O yüzden o siyasallaştırdığı için senin de siyasi mücadele etmen gerekiyor. Hafıza Odası sergisi açılmadan hemen önce yine, bakınız şey de çok ilginç. Hepsi böyle 001 ve tam tabii serginin başlamadan önce gece yarısında bu röportajlar giriyor. Hem Independent Türkçe'de hem de Biyanet'te. Ne demiş bu röportajda Ahmet Güneştekin? Tabii röportajın öncesinde şu vurgu Biyanet'in diliyle, hı hı, sergi nasıl tanımlanıyor? Ressam Ahmet Güneştekin'in Diyarbakır'ın tarihi Keçi Burcu'nda 16 Ekim'de açacağı Hafıza Odası, başta faili meçhuller, ana dil yasağı, katliamlar olmak üzere Kürt meselesinin yakın ve uzak tarihine göndermelerle dolu işlerden oluşuyor. Evet, burada şeyi görüyorsunuz, Hafıza Tepesi, ayakkabılar. Evet. Yani faili meçhul cinayetlerle kurban gidenlerin ayakkabılarını sembolize ediyor. Onlar toplanmış ve bir sanat eseri olmuş diyelim. Evet, devam edelim. Şimdi burada niye yapıyor bu sergi? Diyor ki mesela 1915'lere uzanıyor. Niye böyle bir şey yaptık? Yani biz niye bellek diye bir... Tabii, bellek diye bir video gösterisi serginin yapıyor. Serginin bir parçası bu, bellek gösterimi. Bu bellek gösteriminde de işte 1909'daki Ermeni katliamından 1915'lere, 1915'ine işte sözde Ermeni soykırımı. Ve günümüze kadar geliyor diyor ve burayı sürekli diyor güncelliyorum diyor yeni şey. Yani mesela CHP'nin Atatürk'ün Partisi Belediye Başkanı gidiyor ve bunu izliyor ve alkışlıyor. Ne güzel Milliyetçi Parti. Ne güzel soykırım gerçeğini ortaya koymuş bu sanatçı diyordur. Belediyeye yani Fatih Sultan Mehmet seçtirtecek kadar milliyetçi olan parti başkanı. İşte oralara çelenk yolluyor falan. Devam edelim. Çok doğru, yani zaten Ermeni katliamları, Ermeni soykırımı ifadelerini kullandığınızda size Nobel de verirler. Venedik Biyaneli'nde baş köşeyi de koyarlar sizi. Sizi kaymak tabakada her türlü maddi anlamda finans sorunlarınızı çözer. Tabii. Dünyada yaratmaya çalıştıkları iklime çok uygun. Ya biraz daha zorlarsa bilmiyorum uygun bir dal var mı ama bu yazdıklarını bir de yazıya dökerse edebiyat ödülü de alabilir. Alabilir. Nobel'de. HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanları Fırat Anlı ve Gültan Kışanak, hendek olaylarının henüz bitmediği bir dönemde beni davet ederek o dönem yaşananlarla ilgili bir sergi ya da anısal bir çalışma yapmamı istediler. Bu benim için sürpriz oldu. Neden? Çünkü o zamana kadar bu siyasi gelenek tarafından bölgeye hiç davet edilmemiştim. Evet, yani mesele ne? İşte PKK orada hendekler açtı. Orada tabii öncesinde bir özerklik ilanı. Aynı zamanda burada dedi, tanımıyoruz. İşte Demirtaşlar diyordu ya, Başkan Apo'nun daha heykelini dikeceğiz. PKK sizi tükürüğüyle boğar sözlerini söylüyordu ya HDP'liler. Evet. Orada bir burası artık bizimdir ilanı yaptı. Yani öz yönetim. Burası bizim. Gelirseniz de silahlarımız var. Evleri boşalttılar, kazdılar. Bazı evleri boşaltmadılar, canlı kalkan olarak kullandılar ve korkunç bir şey. Böyle Köstebek tünelleri gibi şeyler. Çatılar üzerinde. Hem Sur'da hem Yüksekova'da gördüm. Yani gittim, gezdim, gördüm ve orada oturanlarla da konuştum. Orada direnen ihtiyarları nasıl vurduklarını, yaşlıları, ondan sonra evini bunlara açmak istemeyen insanları çocukların önünde nasıl dövdüklerini. Adam diyor ki 18 yaşında çocuk diyor, eline silah vermişler diyor. 70 yaşında adam ihtiyar söylüyor bunu.
Kafama şeyle vurdu diyor. Dipçikle vurdu diyor. İşte hendek bu. Bunun heykelini yapacaklarmış. Bunun işte sanatımını yapacaklarmış. Şey bu, sanat bu. Ortada zaten bu tip bir kafa yapısıyla, bu tercihlerle siz hareket ederseniz, o zaman işte PKK'nın bu zorbalığını olmamış varsayarsınız ve orada bir devletin sanki sivil halka dönük bir eylemiymiş gibi. Ya bir şey daha söyleyeyim. Neredeyse sivil kayıp olmadı. Neredeyse olmadı. Olanların büyük bir çoğunluğu da PKK tarafından oldu. Çünkü hakikaten şehit verme pahasına, tabii, gazi olma pahasına Türk ordusu ve Türk polisi özel harekat orada sivil kaybı olmaması için riskli harekat yaptı. Yani böyle şey yapmadı, ezip geçmedi. Hatırlayın o harekatları. Çok dikkatli. İki ay sürdü bazısı. Ya bazı normalde, evlere iki bak, gün, üç gün beklediler. İçeride siviller olduğunu bildiği için. Bak, normalde devletin Mehmetçik o suru düzlemesi ve bir gündür. Bir günde orayı bitirir, yıkar yani. Ama sivil kayıp olmaması için iki ay süren harekatlar yapıldı orada. Ve hatta teröristlerin bile önemli bir çoğunluğunu hatırlayın yine. Şimdi unutuluyor tabii, onlar. Hani biz de hafıza diyelim. Teslim aldı. Teslim aldılar tabii. Teslim olanlar da kurtuldu. Hayatları kurtuldu yani. Orada gerçekten çok zor bir operasyon. Çok hassas bir şekilde yürütüldü. Ve çok da şehit verdik. Ve orada şunu da hatırlayalım. Çoğu sivil kaybın nedeni de kurdukları bombalı düzenekler. Tabii. Camlara, tabii, pencerelere, tabii, tabii, kapılara, tuzaklar, bir sürü. Tuzaklamalar, tabii. Şunlar bunlar. Şey de ortaya çıkıyor bu arada. Yani bu belediyelere kayyum atanmasının ne kadar doğru olduğu da ortaya çıkıyor. Yani demek ki bu kayyumlar atanmasa biz şu an Diyarbakır'da Türkiye'nin işte Sur'da yaptığı soykırımın anıtını falan görecektik bu beyefendinin yaptığı. Öyle şeyler görecektik. Devam edelim. Yine Ahmet Güneştepe'nin röportajında şunu soruyorlar. Ya Ertuğrul Özkök sizin gayet yakın arkadaşınız. Evet. Tabii bizi şaşırtmıyor. Yani tabii, bu az önce tarif ettiğimiz bakış açısıyla tabii, İstanbul Kaymak Tabakası'nın simge isimlerinden birisi olan Ertuğrul Özkök'le yakın arkadaş olmalarında şaşılacak bir taraf yok. Evet. Türklükten istifa ettim diyen Ertuğrul Özkök'le yakın olmalarında da bir sakınca mesela yok. Ertuğrul Özkök'ü nasıl savunuyor? Diyor ki ya Hürriyet Gazetesi'nin tepesindeki Türkiye Türklerindir yazısını o koy durmadı oraya diyor. Zaten vardı. Yani Ertuğrul Özkök'ü dışlamayın. Ertuğrul Özkök yazmadı oraya Türklerindir. Yani Ertuğrul Özkök'ün bu arada günahları, onun da günahı, yani günahkar dönemleri de var diyor. Doğru diyor. Günah dediği Türk olması. Tabii. Günahkar dönemler geçirmediğini iddia etmiyor Özkök. Evet, mesela Ahmet zaten Türk'le ilgili şey manşet atmış diyor falan filan. Yani günah onlar ya da biraz da Türk olması günah onun. Zaten Ertuğrul Özkök de 2013'te şunu yazıyor. Niye Türklükten istifa ettim diye yazıyor. Yeter ki bu şey bitsin tırnak içerisinde. Savaş bitsin bilmem ne. Barış gelsin. Barış gelsin. Ben de Türk olmayayım. Türk olduğumu söyle, Türk olmayayım diyor. Yani öyle bir anayasa yapalım ki ben Türk olmayayım. Hiç önemli değil. Halbuki Türk denen kavram, yani millet kavramı ortadan kalktığı zaman aslında bütün savaşın koşulları, yani etnik boğazlaşmalar, dini boğazlaşmalar, hepsi Türk gittiği zaman olur. Dolayısıyla Türklüğünden istifa eden birinin böyle bir ortamda o samimiyetsiz halayını, göbeklerini, üstelik acı temalı bir şeyin önünde yapmasını da hiç garipsemiyoruz İsmail Saymaz'la beraber. Devam edelim. Ne diyor röportajının son ifadeleri de şu. Bugün gelişkin ülkelere baktığınızda, başta Almanya olmak üzere, hepsi geçmişinde korkunç acılar barındırmıştır. Ama onları bugün güçlü kılan geçmişin zorbalıkları, faşizmi, zulmü değil, o zulümle hesaplaşmış olmalarıdır. Bizi de güçlendirecek şey geçmişle yüzleşmedir, hafıza odasını terk etmemektedir. Ya bu nasıl bir anlayış ya? Ya emperyalist, sömürgeci ülkeler artık diyor pürupak oldu. Onlar diyor geçmiş şeyleriyle hesaplaştılar ve artık o yüzden gelişmiş ülkeler onlar. Türkiye'de yapsın. Bu arada hani bizim diyelim Cumhuriyet tarihimizi eş tuttuğu şey Hitler. Hitler faşizmiyle eşleşti. Yani ya bu olay şuraya kadar gider. Yani Ekrem Bey. Hitler soykırım meselesini. Ekrem Bey'e oy verenler. Ekrem Bey'den acayip cumhurbaşkanı olan olur diyenler. Ne yapacaksınız İstanbul'un ortasını? Mesela Taksim Meydanı'ndaki Atatürk anıtını çıkarıp soykırım anıtı mı dikeceksiniz? Buradan ne sonuç çıkıyor başka? Ya burada Atatürk'e Hitler demekte hiçbir farkı aynen yok. Bunun gittiğiniz sergi ya, bu. Hitler'e soykırım yapmayı
Atatürk öğretti. Ermeni soykırımını örnek aldı da Hitler yaptı diye. Bu aynı liberal takımın ağzına sakız olmuş bir ifadedir. Hatta sadece bizdeki işbirlikçiler değil, direkt emperyalist merkezlerden de bu hep fısıldanır. Tabii açık açık söyleyemezler çünkü tarihi gerçekle taban tabana zıt bir ifade olduğu için akademilerinde falan filan böyle bir şey kimse yani objektif bir tarihçilik anlayışıyla hiçbir şekilde bağdaşmayacak bir ifade olduğu için söyleyemez ama hep fısıldarlar. En çok da bu şekilde yerleştirilir o fikir. Böyle ince ince, sızıntı halinde. Yani üstüne düşünmen lazım. Yani aslında bak bizim siyasi kimliklerimiz var. Mesela diyelim bizi bir yere davet etseler. Bilmesek yani işte bir sanat, sergi falan, bienal çağırdılar gidiyoruz. Ya bunlar bu şeyden önce yayınlanıyor. Tabii. Sergi bu sergiden önce yayınlanıyor. Senin etrafında 500 tane danışmanın var. Yani bunu zaten bilirsin de hadi bilmezlikten geldin, yattın. Bunu gördün. Bunu gördün ve gidiyorsun. Ya bakın çelengi yolluyorsun. Ya şaşırtıcı değil, orada olması lazım. Ya yeri orası. Olması gerektiği yerde zaten. Şaşırtmıyorum. Şaşırmıyorum ama burada biz mesajı şeye vermeye çalışıyoruz. Ekrem İmamoğlu'ndan bir şey beklediğimiz için değil. O olması gerektiği yerde. Ondan bir şey bekleyen saflara sesleniyoruz. İşte o yalanı, o maskeyi düşürmek adına bu gerçekleri anlatıyoruz. Devam edelim. Tabii özellikle bu sergi ile birlikte çok ciddi tartışmalar oldu ama hemen sergiden 5 gün önce de çok önemli bir etkinlik vardı Diyarbakır'da. Evet. Tuluyhan Uğurlu'nun Dicle'nin efsaneleri etkinliği. Bakın bu fotoğrafta İstanbul'un tanınmış simalarını, kaymak tabakalarını, mankenlerini, oyuncularını ya da işte Jet Sosyete'nin Diyarbakır'ın üst sınıf tabakalarını falan görmüyoruz. İşte Diyarbakır halkı öğrenciler, bilmem ne, evet. Büyük bir, çok güzel bir müzik ziyafetini tatmak için. İnternette var. Evet. Videosu var. Hakikaten. Haber videosu olarak da var. Bir kısmı var en azından. Bir kısmı yayınlanmış. Gerçekten enfes bir ama esas bu etkinliğe katılan Vatan Partisi'nin Diyarbakır İl Başkanı Ferdi Tanhan'ın Aydınlık'ta çok güzel bir yazısı yayınlandı. Bir o yazıya da bakalım. Hani farkı görmek açısından bu fotoğrafı koyduk. Tuluyan Uğurlu'nun etkinliği. İki sergiden hangisini tercih ediyorsunuz? Yazısı. Ve bu yazıda Ferdi Tanhan. Devam edelim. Sonraki görsele. Diyor ki geçen hafta iki ayrı sanat etkinliğine katıldım. İkisi de Diyarbakır'da. Birisi Tuluyan Uğurlu'nun Dicle'nin Efsaneleri isimli piyano resitali. Diğeri ise Ahmet Güneştekin'in Hafıza Odası isimli sergisi. Kürt meselesi meclise çözülsün çağrılarının yoğunlaştığı ve HDP-CHP ittifakının şekillendiği bir dönemde yapılan bu sanatsal faaliyetler iki ayrı estetik anlayışının, iki farklı çözüm yolunun ve aynı zamanda iki farklı siyasal duruşun iz düşümü olması bakımından çok önemli. Evet. Ve burada etkinliği anlatıyor Tuluyan Uğurlu'nun bu paragrafta. Buradaki Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde bu etkinliğin yapıldığını söylüyor. CHP'liler yok diyor, HDP'liler yok diyor, İYİ Partililer yok diyor, Biden tayfası yok diyor. Ekrem İmamoğlu'nu soracaksanız o da yok diyor. Ama evet. Diyarbakır halkı orada ve Ahmet Arif'ten, Sezai Karakoç'tan Yunus Emre'ye kadar şiirlerin okulduğu öncesinde müzisyenlerin Türkçe-Kürtçe eserleriyle birliğimizi, zenginliğimizi gösterdiği kadim Kürt ozanları olan Denkmejler, uzun havalarıyla insanlarımızın gönlünü akıyor. Yani Tuluyan Uğurlu'nun konseri öncesinde de zaten aslında Türkiye'de Türk ve Kürt'ün kardeşliğini de bir sanat etkinliği içerisinde veren. Çok demode ya. Çok demode, doğru. Yani Güneş'tekine. Enstalasyon yok burada. Renkli enstalasyonları yerine kardeşlik, mardeşlik. Doğru söylüyorsun. Devam edelim. Devam edelim. Piyanodan fışkıran birlik. Ve burada Ferdi Tanhan da çok güzel bir dille duygularını ve o konseri dinlemeni yarattı. Mantıklı Tayır var diyor, Memuzin var diyor, Leyla ile Mecnun var diyor, Şehname var, Gılgamış var. Yani Dicle'nin efsaneleri, Fırat'ın hasretleri, binlerce yıllık hepsi var diyor Tuluyan Uğurlu'nun piyanosunda. İnsanlık birikiminin, bu coğrafyanın değerlerinin harmanlandığı müthiş bir etkinlikte diyor, müthiş bir konserde diyor. Bir saygı duruşuydu diyor bu insanlığın kadim tarihine. Devam edelim. Tabii ki sadece ezgiler müziğin gücü değil, onun kadar kuvvetli bir karakter olduğunu da anladım diyor Tuluyan Uğurlu'nun konuşmasında.
Sözleri de ezgisi kadar kuvvetli, emperyalizme karşı, PKK'ya karşı, Türkiye'nin bölünmesine karşı asırlarca süren kardeşliğimizi, medeniyet birikimimizi dile getiriyor. Kürtçe sözlü edebiyatın temelini oluşturan denkmecilerle bir araya gelerek piyano ezgileriyle türküler söylediğini anlatıyor. Acılara değil, paylaşmaya vurgu yapıyor. Ayrılığı değil, birliği anlatıyor. Denkmecilerle birlikte dünya turnesine çıkma planını söyleyince salondaki insanların gözleri parlıyor. Peki Uğurlu'nun konserinde kim var? Kimler var? Böylesine bir etkinliğe siyasi partilerin Diyarbakır il başkanlarının, Diyarbakır milletvekillerinin, Türkiye'nin önemli yazarlarının ve basın mensuplarının, en azından Diyarbakırlı sanatçıların katılması beklenirdi. Oysa Diyarbakır valisi Münir Karaoğlu, Diyarbakır'ımızın mülki yöneticileri dışında bir tek Vatan Partisi il başkanı Ferdi Tanhan konseri izliyordu. Yani basının gündemine girmemişti. Bir vali bey gitmiş, belli ki onunla birlikte bazı üst düzey erkan gitmiş. Bir de Vatan Partisi il başkanı Ferdi Bey gitmiş. Onun dışındaki katılımcılar Diyarbakır abi. Yani hani Diyarbakır'ın kültür, sanat çevreleri, gazetecileri bilmem, yani hepsi şeye peşine takılmış. Diğer sergiyi tercih etmişler. Niye? Çünkü orada acı vurguları, efendim ayrılık türküleri. Burada ise birlik türküleri var. Ekrem Bey de bunu değil, onu tercih ediyor. Hafız çünkü buna gelse HDP'nin şeyi olacak, hedefi haline gelecek. Tabii, buraya gelirse çünkü orada Diyarbakır annelerini le aynı duygu durumunu hissetmek durumunda kalır. Tabii. Türkiye'nin birliği için. Allah muhafaza. Paylaşım için. Acıları kanatan değil, tam tersine ortak bir gelecek için birliğin türkülerini, ezgilerini dinler orada. Tabii. O çok sakıncalı. Ama Hafıza Odası. Oysa Ahmet Güneştekin'in Hafıza Odası isimli sergisinde bunların hepsi arz-ı endam etti. İsmail Küçükkaya, İsmail Saymaz gibi ünlü televizyon gazetecileri de oradaydı. Sergi Keçi Burcu'nda. Güneştekin'in buraya sergi yapmasının nedeni Hendek Savaşı'na en yakın yer olması. Bu sanat faaliyette bir saygı duruşu niteliği taşırıyor yani. Ancak insanlığa değil, Hendek operasyonları sırasında öldürülen PKK mensuplarına. Şimdi bir şey soracağım. Bu İsmail Küçükkaya, İsmail Saymaz falan. Bunlar belediye başkanının. Mesela Cumhurbaşkanı diyelim, yurt dışı gezisine çıkıyor. Afrika'ya, Almanya'ya, bilmem nereye. Onun uçağına binince, ki yurt dışı ziyareti önemli bir şeydir. Yandaş oluyorsunuz. Peki, bir belediye başkanı sergiye giderken, onun peşine takılınca ne oluyorsunuz? Yani ben mesela anlamadım. İsmail Küçükkaya niye hani onunla birlikte orada? Şimdi şöyle diyeceklerdir. Falan. Ya burası Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası'nın etkinliği. Onlar davet etmiş diyeceklerdir. Ama şunu bilelim. Ekrem İmamoğlu'nun oradaki varlığı İstanbul'un kaymak tabakasının gitmesinin önünü açıyor. Tabii canım, Diyarbakır başka Ticaret Sanayi Odası ilk kez bir etkinlik yapıyor. Hiç bunların gittiğini görmedik. Devam edelim. Süremiz de bayağı azaldı. Diğer konuları işleyemeyeceğiz. İşleyemeyeceğiz. Bu konuyla kalacağız. Hafıza Odası'nın silik hafızası diye tarif ediyor Ferdi Tanhan. Orada şehit düşen Mehmetçiğin anasının gözyaşları yok. PKK'nın canlı bomba saldırılarıyla vefat eden insanlarımızın isimleri yok astıkları tabelalarda. Başbağlarda kurşunlanan köylümüzün anısı yok astıkları aynalarda. 15 Temmuz darbesini bastırırken şehit düşen, yaralanan askerin polisin hatırası yok hafızalarda. Müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'a, Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safi Türk'e, polis memuru Fethi Sekin'e rastlayamazsınız Hafıza Odası'nda. PKK'nın yaktığı köylerimizin ismi, evlatları dağlara kaldırılan annelerimizin mücadelesine tek bir gönderme yok bu Avrupa'yı bölücülüğün içinde. Hafıza Odası'nın hafızası silinmiş durumda. Çok güzel. Çok güzel özetlemiş. Üstüne yorum yapmaya gerek yok. O liste o kadar uzayabilir ki ama çok özlü bir biçimde ifade etmiş. Devam edelim. Ve son olarak vurgusunu yapıyor Ferdi Tanhan. Tercihimizi yapalım. Herkes tercihini yapsın. Tuluyhan Uğurlu'nun umut, mutluluk ve kardeşlik dolu ezgisinin mi peşindesiniz? Ahmet Güneştekin'in acı ve ikiyüzlülük dolu sergisinin mi? İmamoğlu gibi Biden'ın açtığı yolda PKK ile omuz omuza duranların cevabı belli. Türk milletinin de öyle. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Evet, gerçekten önemli bir konu olduğu için ayrıntılarıyla anlattık. O yüzden diğer iki konuya yer kalmadı. Ama hani sözlü olarak en azından söyleyelim. Birisi Kürtçe müzik yapıyor diye ırkçı saldırıya maruz kaldı diye sırrısakık da dahil olmak üzere HDP'lerin ortalığı feveran ettiği ama halbuki olayın Kürtçe ile Kürtçe şarkıyla hiçbir alakasının olmadığını ortaya çıktı. Evet, yani bağlama çalan bir Kürt sanatçı var düğünde, bir anda bir tekme geliyor, başlıyor yargıya işte Kürtçe'ye tahammül yok falan, meğerse istek şarkıyı çalmamış. Düğünde zaten Kürt düğünü, yani bütün gün Kürtçe çalınmış,
düğün sahibi Kürt, çalan Kürt, istenen şarkı Kürt, çalınmayan şarkı Kürt. Yani hepsi, her şey Kürtçe zaten. Ama bunu alıp bir ırkçı yalana döndürdüler. Zaten saldırıya uğrayan kişi de bunun bir ırkçı saldırı olmadığını söyledi. Herkesin hafızalarını bir daha tazeleyelim. Aşağı yukarı bu tip haberler ayda bir, bazen iki ayda bir sistemli olarak yapılıyor. Kesinlikle. Ancak bu provokasyonların işe yaramayacağını bir kere daha söyleyelim. Ferdi Tanrı'nın ifade ettiği gibi Tuluyan Uğurlu'nun ifade ettiği esas gerçeklik kazanacak. Tabii. Bu uydurma yalanlarla Türkiye'yi birbirine düşürmeye kalkanlar değil. Tabii. Yalancıların mumlarını söndürmeye devam edeceğiz. Değerli Ulusal Kanal izleyicileri ve Ulusal Radyo dinleyicileri.